İyi akşamlar Esport ekranlarına hoş geldiniz. NBA Aktüel'de yine bir perşembe akşamı karşınızdayız. İnan Özdemir ile birlikte NBA gündemini konuşuyoruz. Geride kalan haftada öne çıkan konuları e, masaya yatıracağız. Ve geçin, geçen hafta içerisinde gerçekleşen bir takas var. Tabii e, öncelikli konumuzda o. İnan aslında takas... Farklı bir şekilde gerçekleşmesi beklenen bir takastı. Üç takım arasında Memphis, Washington, Phoenix eksenli. Ama e, tuhaf bir yanlış anlaşılma sonucunda, Brooks karmaşası sonucunda... E, ...üç takım arasında takas gerçekleşmedi. Memphis aradan çıktı. Daha sonra Washington ve Phoenix kendi aralarında farklı oyuncularla... ...daha doğrusu e, öncekine göre biraz daha farklı bir takasa imza attılar. E, Trevor Ariza konusuyla başlayalım istersen. Yani... E, Ariza'nın başka takas dedikodularında adının geçtiğini de biliyoruz. Los Angeles Lakers çok muhtemel bir adres gibi gözüküyordu. Ama Washington ki yine eski bir takımı Trevor Ariza'nın onu alan takım oldu. Sen neler söyleyeceksin? Washington'a sence playoff yolunda ciddi bir katkı olabilir mi ya da e, tipik bir Washington takası gördük? Genel olarak takası Phoenix ve Washington arasındaki takası nasıl değerlendiriyorsun? yani Washington için yine klasik bildiğimiz tarzda bir takas oldu. Onlar sezon sonunda Kelubre'yi tutamayacaklardı kadroda. Bunu biliyorlardı. Çünkü finansal olarak zor durumdalar ve yeniden anlaşamayacaklardı. E, o yüzden Kelubre'yi zaten sezon sonunda tutamayacağız. Trevor Reza ile de anlaşmayacağız. En azından takıma veteran katkısı getirmiş oldum. Playoff'unda bir şey yapalım dediler ama yani bu takas Washington ne yapar? Doğu'da beşincilik adayı yapar ki o bile şu anda çok garip gibi görünmüyor. Hani ben bu noktada hep şuna bakıyordum. Trevor Ariza'nın şampiyonluk seviyesinde ya da playoff'un iddialı takımlar arasında bir yere gittiğinde fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani farkı ne kadar yaratabilir? Çok büyük bir fark yaratamaz belki ama Houston Rockets'a gitse mesela Houston Rockets'a bir düzen ve geçen seneki tipte bir katkı getirebilirdi. Ya da atıyorum Lakers'a gitse mesela Lakers'ın istediği tipte bir takasla birlikte Lakers'a gitse Lakers'ı iddialı bir ilk 5 ilk 4 adayı yapabilirdi Batı'da. Batı'da olması önemli vurgunun. Ama Washington Wizards klasik olarak bir hani günü kurtarma bile değil bu, ee, bir iş yapma. Yani biz Washington Wizards yönetimi olarak çalışıyoruz, bu takımı iyileştirmek istiyoruz. Hadi bu da hamlemiz hamlesi oldu açıkçası. Evet, tipik bir Washington hamlesi diyebiliriz. Yani Kelly Oubre'yi geliştirememeleriyle olsun, daha kısa vadeli çözüme yönelmeleriyle olsun. Diğer taraftan Austin Rivers ve Kelly Oubre Phoenix'e gitti... Her ikisinde Phoenix'in kullanabileceği düşünülüyordu. Çünkü bir oyun kurucu eksiklikleri var çok bariz şekilde. Ee, Austin Rivers'la biraz buna yönelik bir hamle yaptıkları düşünülüyordu. Kelly Oubre de zaten hani hala genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Ee, ancak şaşırtıcı biçimde Austin Rivers'ı kullanmayacaklarını gördük ve e, onu zaten direkt olarak serbest bıraktılar. Yani o takısı biraz da Kelly Oubre için yapmış. Phoenix o da ortaya çıktı. Yani gerçekten de öyle. Yani Kelubre e ne katar? Kelubre benim be beğendiğim tipte bir oyuncuydu. Özellikle geçen sezonun başındaki çıkışını beğenmiştim bunu. Ki geçen sezonun başında iyi bir köşe üçlüsüne dönüşmüştü. Ama uzun vadede Kelubre Phoenix'in planları içerisinde nerede olur? Bu senenin sonuna kadar bakacaklar. Mesela dün iyi bir bastım maçı oynadı geliştirebilecekleri bir yön bulurlarsa onunla kısa vadeli bence orta vadeli bir kontrat imzalayacaklar. Hani çok yüksek bir pahada olmayan ama orta vadeli bir kontrat imzalayacaklar. Sonra da bakacaklar. Yani Devin Booker'ın yanına Kelubre fena bekleme değil. yanına da fena bekleme değil ama bu takımın hala bir, bir numara sorunu var. Onu Thread Deadline'da e mı? Bu sezon içerisinde mi çözecekler yoksa yazın mı çözecekler? Bu önemli bir soru. E, Memphis işin içindeyken Üç takım bir takas gerçekleşecekti. Hatta haberleri de düşmüştü ama çok tuhaf bir yanlış anlaşılma sonucunda bir e, iletişim koordinasyonu problemi sonunda e, iptal oldu. Tamamen farklı isimlerden bahsedilmiş. İki tane Brooks var Memphis kadrosunda. Biri Dylan Brooks, diğeri Marshawn Brooks. E, Phoenix Suns Dylan Brooks'u aldığını düşünürken Memphis Grizzlies'de Marshawn Brooks'u verdiğini söylüyordu ee, ve Brooks'lar karıştığı için o 3 takımlı takas iptal oldu o da gerçekten e, enteresan aksaklıklardan tuhaflıklardan biri olarak NBA tarihinde yerini aldı yani Washington'ın orada ortadaki takım olması işleri kötüleştirmiş yani belki evet. Memphis ya da Phoenix de yalan söylüyor olabilir ama muhtemelen bir yanlış anlaşılma varsa bu Washington'ın onlara aktarış biçimiyle ilgili muhtemelen Washington'ın yöneticileri de o kadar detaylı bakmamışlardı o tarafa. Çünkü kendilerinin direkt ilgilendiren bir taraf yok. Marshall Brooks mu, Dylan Brooks mu? Hakikaten çok saçma bir olaydı o. Ee, evet, Washington Wizards bakalım buradan bir ritim yakalayabilecek mi? Ama takas sonrasında aslında ritim yakalayan taraf Phoenix Suns oldu. Dört maçlık bir galibiyet serileri söz konusu. Ee, Washington ise üst üste iki maç kaybetti. Ve Ariza'nın onların savunmasına iyi gelmesi beklenirken... Ya tabii ki tek bir oyuncuyla ee, çok fazla şey değişmeye, değişmez ama Washington'ın sezon boyunca gösterdiği kötü alışkanlıkları bu son iki maçta yine gösterdiklerini gördük. Yani biliyorsun onlar e, pazar günü Lakers'ı yenmişlerdi. Ve işte tamam bu bizim için dönüm noktası. Ariza'yı da aldık. artık tamam. Lakers'ı da yendik. Bundan sonra bambaşka bir Washington Wizards görülecek şeklinde e, demeçler veriyorlardı. En azından ortaya çıkan, yansıyan hava o şekildeydi ama... E, i̇ki gün sonra Atlanta'ya yenildiler ve e, dün sabah da Houston karşısında yine bolca sayı yiyerek aldıkları ağır bir yenilgi var. Yani Washington herhalde bütün sene böyle devam edecek ve daha önce de söylüyorduk orada radikal bir takasa gidilmediği müddetçe bu takımın karakterinin değişmesi pek mümkün gibi gözükmüyor. Kesinlikle yani iki türlü elleri kolları bağlı kısa vadeli çözümler hiçbir şey getirmiyor. Uzun vadeli çözümlerde de karlı bir paket bulma imkanları yok. O yüzden Washington Wizards şu anda bir çukura düştü ve biri bir şey yapsa da bizim dışımızda biri bir şey yapsa da kurtulsak diye bakıyor. Sacramento ile devam edelim. Sacramento Kings sezonun şu ana kadar e, başarılı diyebileceğimiz takımlarından biri. Genel beklentileri aştıklarını söyleyebiliriz. E, ve bunda da en önemli iki pay sahibi herhalde guard ikilisi. Yani De'Aaron Fox ve Buddy Hield. De'Aaron Fox ikinci sezonunu yaşıyor. E, Çaylak sezonunda öyle çok göz alan bir performansı yoktu. Kötü diyemezdik belki ama yani işte bir Jason Tatum'ın, bir Ben Simmons'ın, bir Donovan Mitchell'ın yanına girebilecek tarzda bir performansı yoktu. Ama geçen sezonun çaylakları bu sezonun ikinci yıl oyuncuları arasında geçen yıldan bu yıla en fazla sıçrama kaydeden oyuncu kim diye sorsak herhalde De'Aaron Fox'tan başka bir yanıt şu anda vermek pek mümkün olmaz. Ya kesinlikle hem onların oynadıkları basketbolun temel taşı oldu Darren Fox. hem de salda çok daha iyi duruyor. Yani çeşitli istatistikleri var baktığımızda işte mesela üçlülüğü. %30'dan %40'a çıkarması neredeyse bunlar tabii ki rakamlar acayip bir değişim. Yani bir yazda basketbol şutu keşfetmiş gibi bir şey oldu. İşte 4 asiste ortalama daha fazla yapması, sayı olarak 5-6 sayı daha fazla atması maç başına önemli ama bizim hep bahsettiğimiz soyut bir şey var ya oyun hissi diye. Oyunu hissetmek, oyunu kontrol etmek. Diğerin Fox'un en çok geliştiği nokta bence burası. Yani ...sağda sadece 6 sayı daha fazla atan... ...yüzde on daha fazla üçlük sokan... ...ya da 4 fazla asist yapan bir oyuncu görmüyorsunuz. Takımının oynaması gereken oyunu... ...ya da koçunun ona ilettiği oyunu özümseyen... ...ve bu oyunu oynayabilecek en iyi oyun kurucu olarak... ...en iyi yolu açan adam olarak görüyoruz onu. Bence bu çok önemli. Buddy ile de çok iyi bir kilo kurdular orada. Buddy de çok iyi bir şutör. Yani e, kolejden NBA'ye gelirken de bu zaten biliniyordu. Hatta şöyle... ...sadece çok iyi bir şutör olarak değil çok iyi bir skorer etiketiyle gelmişti. Ee, tabii kolej skorerliğini NBA'ye taşımanın zor olduğunu biliyoruz. Bunun dramatik örnekleri var. Adam Morrison gibi yolu Türkiye'ye de Jimmer bir, Fredette vardı mesela. Jimmer Fredette gibi. Ee, ya da NBA'de farklı bir role bürünüp yine başarılı bir kariyer elde eden oyuncular var. J.J. Redick gibi. Buddy Hield acaba o Fredette'lerden, Morrison'lardan biri mi olacak denirken öncelikle bir şutör olarak kendini tanımladı. Bu arada yaşı da çok genç bir oyuncu değil. O konuda bazen yanılgı olabiliyor. Çünkü zaten tırnak içinde yaşlı bir çaylak olarak NBA'ye adım atmıştı. Ve bu ayın sonunda yani hatta şu sıralarda 25 yaşını bitirmiş durumda Buddy Hill. Öyle çok genç bir oyuncu değil. Fakat gerçekten çok yönlü bir oyuncuya dönüştü. Yani sadece bir şutör olmanın da ötesine gitti ve gerçekten çok keskin bir şutör. Çok iyi bir şutör. Hem diğer fox'ı iyi tamamlıyor. Hem böyle bir şutöre sahip olmak bugün basketbolunda çok önemli. Takımdaki diğer oyunculara da önemli katkısı var ve e, o da çok önemli bir faktör Sacramento'nun çıkışında. Yani en önemli istatisti şu anda baktığımda mesela işte ekranda biraz geliyor sağ içi isabetleri geliyor %48'le ama orada Buddy ayrıldığı nokta şu Diyarın Fox'tan. Maç başına 7 tane üçlük kullanıyor Buddy Yıld. 7 üçlük bugün NBA'de ne demek? Bir takımın dış şut şeyini tamamen sizin üzerinize kurması. Demek ki bu takımda e, Bogdanovic de var. Bogdanovic mesela maç başına da 6 üçlük kullanıyor. Yani aslında Buddy ve Bogdanovic bu takımın beyler siz bu şutları atacaksınız oyuncuları. Diyarın Fox da atıyor ama o daha ritim üçlükçüsü olarak atıyor. Keçen şut yani başkasının asisti pası üzerinden ya da set üzerinden evet, atmıyor evet. bu şutları. Ve 7 üçlük deneyen bir oyuncu olarak %43 üçlük atıyor Batı bu, bu gerçekten çok ciddi bir yüzde. Ve onun mesela perde çıkışlarında çok daha rahat olduğunu görüyoruz bu sene. Sacramento'nun hızlı temposu da bunu elde ediyor. Çünkü rakip savunmaları eskisi kadar senin üzerinize artık duramıyorlar. Çünkü 8 saniyede hücum ettiğinizde bir şutör olarak daha fazla alan buluyorsunuz. Batı çıkışta gerçekten çok etkili. Ee, takımın kalanı da tabii ki Sakramento'nun yükselişinde önemli. Yani sadece bu iki oyuncu değil ama birbirlerini arka alanda iyi tamamladıkları için ve belki biraz daha öne çıktıkları için biz de onlardan bahsettik ama işte Bogdan Bogdanovic olsun sakattı sezon başında. Tekrar ritmini buldu, geldi sakatlıktan. Bielitsa Belki bizim de beklentimizin üzerine çıktı diyebiliriz. Minnesota'dakinden çok daha farklı bir Nemanya Bielitsa var. Billy Kolestein e, kim bilir hani kontrat sezonunda olmasının da etkisiyle e, ayrı bir seviyede oynuyor önceki sezonlarına kıyasla. E, Marvin Bagley ki, kenardan Marvin geliyor. Marvin Bagley kenardan geliyor. Tabii ki eksikleri var ama e, yani son birkaç yılda alıştığımız, ah Sacramento yani işte ligin en zayıf takımlarından biri. Zaten takım karakteri de güçsüz bir ekip diyebileceğimiz tipte aynı Kings'ten bahsetmiyoruz artık. Katılıyorum. Ee, geçen gün e, Kevin Durant özellikle Bill Simmons'ın podcastinde şeyi anlatmıştı. Dave Yeager üzerinden konuşuyordu. Mesela Dave Yeager bu sezona kadar eğer oturup doğru konuşmak lazım. Yine en saygı duyulan koçlarından biri değil de. Ama bir oyuncunun gözünden şey dinlemek çok ilginç. Kevin Durant şey diyor. Rakip takımda kenarda Dave Yeager varsa o takımdan iyi bir basketbol bekliyorum ben diyor. Çok saygı duyduğum bir koçtu. Eskiden Memphis'te grit and grind temposunu adapte etmişti kendi oyununa ve orada bir yardımcı koç olarak öne çıkmıştı. Şimdi de diyor burada yüksek tempo oynatabiliyor. Yani iki farklı takımda izledim onu, iki farklı takımda gördüm ve iki farklı takıma da baktığımda biri çok hızlı, biri çok yavaş olmasına rağmen ikisinin de görev tanımının çok iyi belirlendi ve oyuncuların ne yapması gerektiğini çok iyi bildiği takımlar olduğunu görüyorum gibi bir yorum yapmıştı. Ben biraz uzattım Kevin Durant böyle konuşmuyor da. <laughs> yani ben kendi görüşlerime de katıp Kevin Durant'e alet ettim kendi yorumlarımı. Ama temelde bir oyuncunun da Dave ile ilgili bunu düşünüyor olması bence hoş bir şey. Ee, aslında yani Sacramento'nun son yıllarını biraz ziyan ettiğini de söyleyebiliriz Şimdi bir grafiğimiz var o ekrana gelecek ee, Son birkaç sezondaki birkaç yıldaki draft seçimleri Sacramento Kings'in ee, işte görüyoruz şu anda Bunun öncesi de var tabii inan ama 2015'te mesela Willie Colenstein e, az önce de bahsettik Bu sezon iyi oynuyor olabilir ama buraya kadar pek beklenen çizgi değildi evet. Ve e, burada esas sıkıntı Willie Colenstein gelirken yani alınırken takımda zaten DeMarcus Cousins vardı. Ve DeMarcus Cousins'ın e, gitmesini Sacramento istemiyordu. O da gitmek istemiyordu. Beklenen bir durum değildi bu. Sacramento'nun DeMarcus Cousins'la bir geleceği olduğuna inanılıyordu. Onları beraber oynatmak için. Yani Bu fikirle, bu vizyonla seçtiler. Tabi yani Willi Collenstein de 5 numara oynamak isteyen bir oyuncu. DeMarcus Cousins da alana ihtiyaç duyan bir oyuncu. E, Cousins sonuçta yerini yapmış bir isimdi ama Cole ona adapte olması güç oldu. Sonra 2016'da e, Mark Skrees bu takasa gitmişti gerçi Phoenix Suns'a. Isaiah Cousins, 2017 De'Aaron Fox, Zach Collins, e, Frank Mason, Zach Collins de Portland'a gitti. 2018 Marvin Bagley, Marvin Bagley de biliyorsun. Yani iki numara seçimi ve tamam elbette bir potansiyeli var ama e, Luka Doncic gibi isimler, başka Jaren Jackson, Jaren Jackson gibi birçok oyuncu Sacramento için orada seçilmesi gereken esas oyuncular mıydı diye de konuşuluyor, hala konuşuluyor. E, bazı oyuncular Sacramento'ya gitmemek için tabii workout'a çıkmamak gibi yöntemler izleyebiliyorlar. E, hatta hatta Marvin Bagley'nin ile workout'a çıkmayı kabul et. Yani draft öncesi idmanlık çıkmayı kabul etmesini sakramentonun onda karar kılmasında önemli bir faktör olduğu söyleniyordu biliyorsun. Ya yani en komik şeylerinden biri o ama hakikaten Sacramento'nun içine düştüğü durum oydu. Yani bu takım 2002'de, 2003'te hatırlayacaksınız, Los Angeles Lakers'la kafa kafaya giden ve yıllar içerisinde çok büyük bir istikrar kazanan bir organizasyonken 5-6 sene içerisinde Rick Edelman sonrası, Rick Adelman'ın kovuluşu sonrası öyle bir döneme girdi ki 15 senedir rebuilding içindeler. 15 senedir bu takım yeniden yapılanıyor. Ya o yüzden de Sacramento Kings'e gitmek isteyen bir çaylak yoktu bu seneye kadar. Gelecek sene olacak ama. Yani bu nüve geleceksen onu getirecek. Ha tabii burada en tartışılan isim de Marvin Bagdo Bagd olarak kalacak. Çünkü Jeremy Jackson, Luka Doncic, Trey Young, Wendell Carter bu isimlerin hepsi Şevgilcis Alexander. Bu isimlerin hepsi arkasında seçildi Marvin Bagdo'nun. Ee, hani Zaten bu hafta o konuda Dave Yeager'ın bir açıklaması üzerinden çok tartışıldı ama e, baktığınız zaman Sacramento'nun orada biz yaz hallerinde de çok eleştirmiştik tutumunu. Sezon başında da eleştirmiştik. Yani kısa istemiyor olabilirler. için tavanının yüksek olduğunu da düşünmüyor olabilirler. Ama Marvin Bagley mi seçmeleri gereken uzundu diye konuşulursa draft öncesi uzmanlar da şeyi söylüyordu. Yani Wendell Carter'da, Jeremy Jackson Junior'da aslında daha uyumlu onların istediği tipte bir uzuna diyorlardı. Ama böyle bir yönde karar kıldılar. Eee... Bir de tabii şimdi Luka Doncic her ne kadar daha çok Atlanta ile direkt takasa girse de Dallas işte Trey Young Luka Doncic kıyaslaması üzerinden konuşulsa da geçen hafta Sacramento'nun karşısına çıktığında da Sacramento işte bak bu oyuncuyu kaçırdı gibisinden bir hikayesi olmuştu maçın. Hatta hatta işte Dave söyledikleri ayrı bir tartışma yarattı. Dave Yeager bir gün sonra ee, ben öyle demedim ben şöyle demek istedim demek durumunda kaldı yani bilmiyorum ne kadar samimiyetle özür diledi sonrasında hatta e, durumu kurtarmak için biliyorsun biz belki de burada bir Russell Westbrook Kevin Durant ikilisi bulduk Eyvah. demeye getirdi <gülüyor> <gülüyor> Bagley şeyle De'Aaron Fox'la ama yani bence bir yandan o da ya şu Bagley yerine de daha ihtiyacımız olan tipte bir oyuncu alabilir miydik diye düşünüyordur ya şey diyenler var. Onlar da kendi açılarına alakalı. Şimdi Doncic'i buraya koysan Doncic ve diğerin Fox top yönlendirmede iki tane hasta çok büyük elin olacak ve Doncic bu kadar parlamayabilirdi. Ama diğer yandan düşün. Rick Doncic oynattığı gibi 3-4 numarada oynayan bir Doncic sana Darren Fox, Buddy Hilt ve Doncic iskeletini getiriyordu. Yani o da aslında fena bir iskelet olmayabilirdi. Ama e, Dave orada söylediği şöyle bir durum var. Brandon Williams galiba bu Sacramento'nun asistan GM'lerinden biri. Divaç ve ile birlikte çalışan. İşte bu sezon onunla Dave Eager'ın arasında bir savaş var. Dave Eager'ın takımda istemiyor. Hatta idmandan kovduğu söyleniyor. İşte beyefendinin adı Brandon Williams'tı galiba. De. Brandon Williams'ın da hadi öyle olsun. E, Dave Yeager, bu takımdan e, göndermek istediği konuşuyordu Bu draft seçiminde eğer bir taş atıldıysa ben bu taşın Divaç'a ya da Peja Stajkovic'e olmadığını düşünüyorum. Bence yönetimin diğer taraflarına atılmış olabilir. Çünkü her ne kadar Divaç orada çok ön plana çıksa da Doncic'in için seçilmemesi çünkü herkes şey diye düşünüyor. Divaç, Doncic'in için tavanının yüksek olmadığını düşünüyor. Belki de o Sacramento içerisinde Dave Yeager'ın anlaşamadığı kesinlerden geldi. Ve burada bazen koçlar fikirlerini söylüyorlar ama her zaman söz sahibi olamıyorlar. Mesela geçen sene Charlotte'da Steve Clifford, Donovan Mitchell alalım diyor. Ama almıyorlar. Malik Monk'u alıyorlar. Yani koçların çok sözüne bakılmıyor orada. O yüzden ben ufak bir taş olabileceği düşüncesindeyim. Bagley saygı diyordur. Bagley saygı diyordur ama bence bir taş var artık. Doğru olabilir. Ee, ve yani şunu hatırlıyoruz. Bu olayı da konuşurken. Sacramento ne kadar geçmişe göre daha iyi gidiyor olsa da, sezonu daha iyi geçiriyor olsa da, sahadaki sonuçlar daha parlak olsa da oradaki karmaşa aslında bir yandan devam ediyor yönetim kademesinde. İşte e biliyorsun bir aydır falan Devyager'in bir huzursuzluğu var. Marvin Bagley'i daha fazla oynatması için yönetim kanadından baskı yapıldığı söyleniyor. E, sezona iyi başlamışlardı ama Devyager belli ki biraz huzursuz. Tıpkı geçmişte Mike Malone'un yaşadığı gibi bir e, durum yaşıyor Devyager. E, yönetimdeki zaten tuhaflıkları biliyoruz. Örnekleri taze geçmişte var. Bakalım bundan sonra nasıl devam edecek Sacramento Kings. Ee, bir araya gidelim şimdi ara sonrasında James Harden'ın çok üstün bir formu var ondan bahsedeceğiz. Tekrar birlikteyiz. NBA Aktüel'de Sacramento'yu konuştuk, Washington Phoenix takasını konuştuk. Biraz da Houston Rockets'a geçelim dilersen inan. Aslında Houston Rockets'tan ziyade James Harden'a geçeceğiz. Çünkü zaten maçları neredeyse James Harden tek başına kazanıyor gibi bir algı oluşmuş durumda. Çok da haksız değil. Çok Üst düzey bir form grafiği yakalamış durumda James Harden ee, ve tam da takımın ihtiyaç duyduğu bir noktada. Çünkü kötü bir gidişat vardı Houston Rockets'ta ama üst üste galibiyetleri Harden'ın önderliğinde, lokomotifliğinde aldılar. Aralık ayı performansı görüntüye geliyor James Harden'ın. %50 isabet oranıyla ki onların da çok büyük bölümünün 3 sayı isabeti olduğunu biliyoruz. Ee, çok fazla çizgiye gittiğini biliyoruz. 33.6 sayı, 5.8 rebound ve 7.1 asist ortalamalarıyla oynuyor James Harden ve e, adeta bütün lige, yani unuttuysanız hatırlatayım ben bu ligin en değerli oyuncusuyum, MVP'siyim mesajını verdi son iki hafta içerisinde. Hatta diyor ki ben son üç senenin bu ligdeki en iyi Skareli. performans gösteren normal sezon oyuncusuyum diyor. Şimdi playoff'taki hmm. Harden'ın eleştirebilecek tarafları var ama ya burada şu var tabii ki, işte biz de seninle... E, çok sıkıştım maçı anlatıyoruz. Houston'ın bu sezonki sorunlarının birçoğu gitmedi aslında bir yere. Yani o sezon o sorunların birçoğu kalıyor. Burada sorun şu. Houston 2016-2017, düzeltiyorum 2017-2018 Cleveland Cavaliers'a döndü biraz. Yani bu takım sezon başlangıcı itibariyle iyi performans vermesi ve bir şekilde suyun üzerine gitmesi bir, gereken bir takımken krize düştü. Ve krizden geçen sene LeBron James Cleveland'ı çıkarıyordu. Bu sene de Harden çıkarıyor. Bu çok önemli bir şey. Kısa vadede Krizden çıkmak güzel bir şey ama uzun vadede Houston'ın takım olarak da form grafiğini arttırması lazım. Dünkü maç buna bir örnek mesela. Dünkü maç gibi bir hafta geçirmeleri gerekiyor. Yani Harden'ın 50 sayı 10 rebound, 10 assist 45 sayı 12 rebound, 7 asistiyle falan. Bir hafta, iki hafta maç kazanabilirsiniz ama yani kimse bunu 82 maç sürdüremez. Tabii ki. Ee, Chris Paul mesela çok formsuzdu. Dün nihayet bir kıpırdanma geldi Chris Paul'dan. Bir de takımın kadrosu çok dar. yani Hep konuştuğumuz bir şey evet. ama... E... Kenardan gelen oyuncular zaman zaman katkı verebiliyor. Son olarak mesela Daniel House'un bazı performanslarını görmüştük ama bunlardan birlikte ve istikrarlı bir performans alması Houston Rockets'ın çok da mümkün gözükmüyor. Yani dakikalara baktığımızda mesela ben bu konuda hep doğru modelin şu anda Denver Nuggets olduğunu düşünüyorum. Mesela Denver Nuggets'ın sürelerine bak hep 32, 30, Hı. 29, 30 o civarlarda bölüştürür ama Houston şu anda oynatmak zorunda. Yani 36 dakika süre alıyor. Mesela bu bile bir Lebron James süre hissesidir James Harden'ın aldığı şu an. 36-38 arası almanız demek bir süperstar olarak sizin takımınızın sizsiz 15 dakika bile sahada duramıyor olduğu anlamına gelir bir yandan. Ve Chris Paul bu takıma geldiğinde en büyük düşünce neydi? Chris Paul James Harden'ın maçın başında 3 dakika oynatırız maçın sonunda 4 dakika oynatırız. Bunun dışında biz sadece ya oluyor ya Harden'ı koyarız. Böylece bir şekilde iyi basketbol oynarız diye. Ama şu an Chris Paul 34 dakika süre oluyor. P.J. Tucker 34 dakika süre oluyor. James Harden 36 dakika süre oluyor. Kısa vadede buna nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyorum ama üstüne kılsın insan bulması lazım. Yani bitik bir Ryan Anderson'ı bile arıyorlar şu an Orkun. Çünkü Doğru. yani 15 dakika sağda kalacak ve 3 tane üçlük atacak oyuncu ilanına çıkacaklar yakında. Öyle bir durum var. <laughs> ve bu uzun vadede hakikaten sürdürülebilir bir şey değil. İnsanlar özellikle daha eski tipte bakanlar şey diye düşünüyorlar. Ya Chris Paul'un Kasım ayında Aralık ayında oynadığı 35 dakikanın Mayıs ayında getireceği ne var ki diye düşünebiliyorlar ama bazen bu etki yapabiliyor. Birikim vücudunuza etki yapabiliyor. Sakatlanabiliyorsunuz, başka bir şey yaşıyorsunuz. O yüzden kısa vadede evet bu krizden çıkmaya çalışırken Bunlar doğru hamleler. Daniel Hans mesela evet çok iyi bir savunmacı yedekten. <laughs> Nene Hilario iyi bir katkı veriyor son 5-6 maçta. Geri Clark hiç fena değil. Hani bu tip oyuncular belki iyi katkı getirdiler ama bu takımın oyuncu ve personele ihtiyacı var ne olursa olsun. E, bu arada bu gece de Miami ile oynayacakları bir maç var. O da esport ekranlarında olacak. E, bir tarafta Houston toparlandı James Harden liderliğinde dedik. Miami Heat de aslında bundan 2-3 haftasına göre çok daha iyi durumda. Ee, arada bir tek Utah maçında çok kötü bir performans göstermişlerdi. Orada da resmen maça çıkmadılar. Ee, hani e, hatta o gün galiba seninle birlikte yayındaydık. Yani şöyle ya seninle ya Rozanlı, işte e, kendi maçımızı anlatırken bir yandan Utah Miami maçının skorunu takip ediyorduk. Maç bir başladı. İşte 20 sayı geriye düştüler. Onların öyle bir huyu var ama Miami Heat'te de bir toparlanma olduğu kesin. Ee, öyle kolay lokma durumunda değiller. Hatta hatta yavaş yavaş ritmini buluyor. Özellikle savunmaları beklenen düzeye nihayet geldi. E, Harden'ı ve Houston'ı ciddi anlamda test edebilir Miami Heat savunması. Ve Eric Spoelstra bu konuda en farklı savunma modellerini deneyen koçlardan biridir. Mesela Dönem dönem alan savunmasına bu sene başvurduğunu gördük. Repertuarında en çok alan savunması bulunduran koçlardan biri. Miami de zor bir rakip olacaktır üstüne. Yani farklı stilde basketbol oynayan iki takım. Miami daha çok top çevirmeye yönelik bir takım. Onlar da müthiş bir pace ile müthiş bir tempo ile oynamıyorlar ama daha, daha çok top çeviriyorlar. Diğer taraftan üstünün ne kadar az top çevirdiğini biliyoruz. Biraz stil çarpışması olacak ve sert bir maç bekliyorum bu anlamda. Kesinlikle Türkiye saatiyle dörtten itibaren. Esport ekranlarında olacak. Bu arada Harden'dan bahsetmişken tabii Harden e, performanslarıyla olduğu kadar zaman zaman hakemlerin ona yaklaşımıyla da gündeme geliyor. Geçen hafta da iyice böyle e, viral hale gelen bir e, pozisyon vardı. Yani for, for nasıl for kaçırdığını for. hakemlerin e, akıl sır erdiremediğimiz bir pozisyon. Step back yaparken bir tane daha yapıyor üstüne ve hakemler bunu bir şekilde kaçırmayı başardılar. Ya bu James Harden'ın step back güçlüklerinde yaptığı bir hareket var. Gather step diyorlar ona. Topu kendine doğru çekerken attığı bir yarım adım var. Şimdi o kurallar dahilinde sayılan bir adım aslında. NBA hakemleri bunu her şekilde açıklıyor ve insanlar da ya bunu ne kuralı? Hani bu yasa boşluğundan yararlanmak gibi bir şey diye görüyorlar. Hadi ona okey diyelim ki ben onun bile yanlış olduğunu, onun bile steps olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar teknik olarak bir açıklaması olsa da ama bu hakikaten akıl alır bir video değil. Yani zaten herkes görmüştür artık. Dalgası geçirdi, 50 tane viral video yapıldı onun üzerinden ama... Yani böyle bir oyuncuyu savunamazsınız ki zaten. Bu James Harden'ın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu değiştiren bir gerçek değil. Ama siz oyuncunun 4 adımla, 5 adımla üçlük atmasını sağlıyorsanız Ricky Rubio nasıl savunsun onu? Ya da karşısındaki herhangi bir kart nasıl savunsun onu? Bence biraz buna NBA hakemlerinin yani NBA yönetiminin de artık dikkat etmesi gerekiyor. Bu Lakers Rockets maçından sonra hatırlayacaksın. Lakers oyuncularının Harden'a yaptığı her müdahalenin faal olduğu bir sekans vardı maçtan sonra işte NBA hakemleri Twitter hesabından Chris Webber eleştirmişti. Çünkü Chris Webber maçta bir iki düdükte ya bunlar faal falan değil demişti. Hakemler de şöyle bir açıklama yapmıştı. Bizim neyle savaştığımızı görüyor musunuz? Algıyı değiştirmek çok zor çünkü televizyondaki yorumcu bile çok yanlış şeyler söylüyor. Aslında burada çok bariz bir faal var ama Chris Webber tam tersi söylüyor diye. E şimdi o zaman bunun üzerinden de biz tweet atalım. Yani bunun üzerinden Chris Webber atsın. Kyle Kuzma'ya mesela demişler ki sen tweet attın NBA hakemlerine dikkat et bu konuda ceza alabilirsin. O zaman herkes atsın. Yani hakemler madem öyle meydana çıkıp Twitter hesaplarından beyler bizim doğru kararlarımızı siz yanlış şey yapıyorsunuz diye. Diğer oyuncuları ve takımları da hak oluyor. Hard'ın yani Harden üzerinde değil ama Hard'ın üzerinden bu skorerlerin faal alması mevzusunu Artık biraz daha fazla mesai yapılması gerekiyor. Ee, ve yani tabii ki işin o boyutu da var ama ben özellikle bugün NBA temposunda artık kesinlikle hakem sayısının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Doğru o da bir mantık. Yani futbolda da bu çok konuşuluyor ama basketbolda kesinlikle öyle. Yani Belki de sadece savunmada bir, bir, bir grup hakem olmalı. Diğer takımın ucumunda bir grup hakem olmalı. Yani sadece belki koşturmamalılar bile. Hı hı. Hani o bile çok daha çözüm olabilir. Çünkü koşarken bir yandan görmek daha zor oluyor. Ve üç tane hakem. Yani evet. ee, çok katlanarak artan bir tempo söz konusu. Çok hızlı oynanıyor oyun. E, zorlandıkları açık. Bilmiyorum bunun üzerine gidecekler mi? E, San Antonio ile devam edelim istersen. San Antonio'da bir süre önce... Buraya kadarmış herhalde o playoff serisi. San Antonio'nun başarılı yılları buraya kadarmış herhalde diye andığımız bir takımdı ama Fixtür'ün de yardımıyla çok kritik bir bölümde tekrar ritim buldular. 6 maçlık bir iç saha serisi vardı San Antonio Sports'um. Ee, orada 5 maçı kazandılar. Hatta hatta 6'da 6'da yapabilirlerdi. Chicago'ya 20 sayıdan maç vermişlerdi. Ee, dün sabah da Orlando karşısında sürdürdüler o serilerini. İyi gidiyor San Antonio. Ve hücumları çok büyük tırmanış gösterdi. Savunmada da bir gelişim var. Savunmaları hala ligin alt seviyedeki savunmalarından biri. İstatistiklere baktığımızda. iki hafta öncesine kadar çok daha dramatik seviyede aşağıda yer alıyorlardı. Ama bu galibiyet serisinde San Antonio'nun savunmasında da bir gelişim olduğunu görüyoruz. Sence bu sadece fikstüre bağlanması gereken bir şey mi? Yoksa San Antonio'da düzelen bir takım şeyler var mı? İkisi de bence. Çünkü sezon başında da San aslında kötü döneminde bile ...iç sayıda maç kazanan bir takım. San Antonio'nun öyle bir özelliği var. Yani evlerinde farklı bir takım oluyorlar ve maçları kazanıyorlar. Mesela Lakers'ta Staples Center'da bu sene öyle. Evlerinde oynadıklarında daha derli toplu bir takım görüyoruz ama diğer taraftan Spurs'ün ben ucum tarafına odaklanacağım savunmadan önce. Ee, şimdi sezon başından beri Greg Popovich de diyor NBA değişti diyor artık. Her takım üçlük atıyor. Ben bu basketbolu sevmiyorum diyor. Bu basketbolu eleştiriyor. Özellikle birçok hızlı tempo. Milwaukee gibi takımdan oynadığı işaret göstermeden bunun hoşuna gitmediğini söylüyor. Şimdi oralarda birçoğumuz tabii ki saygıda kusur etmemekle birlikte Spurs'un oynadığı basketbolun biraz dinozor basketbolu olduğunu düşünmeye başlamıştık. Ama Greg Popovich bu basketbolda ısrar etti. Ve şu anda savun, hücum verimliliğinde San Antonio Ligi'nin altıncısı. Yani bu gerçekten sıra dışı bir istatistik. Evet, onlar için en büyük problem savunmada 28-29 olmalıydı. Zaten sezon başında da 10-12'de gidiyorlardı hücumda ama hücum performansları, orta mesafede ısrar eden düzenleri, uzunlar üzerinden oynadıkları basketbol, çok az üçlük kullanmaları, temposuz oyunları bütün bunlar bu takımın 15'lerde 20'lerde olması gerektiğini düşündürürken bir anda ilk 6'ya ilk 5'e geldi San Antonio Spurs. Elindeki şu andaki personele göre uygun bir düzeni bulmuş durumda Krakpovic. Takımdaki roller iyi yerleşmiş durumda. Bunun etkisini çok görüyorlar. Diğer taraftan tabii ki üzere biraz da savunma koyunca yani sezon başında ligin en kötü savunmalarından biridir bu takım. Şu an vasata geldi. Vasata gelmesi bile San Antonio Spurs'un bir playoff adayı yapıyor. Ee, savunma performanslarının bir grafiği var şu anda ekrana da yansıyor. Ee, 100 sayının altında yediler tüm bu maçlarda son 6 maçta. Gerçi işte o Chicago Bulls maçını bir şekilde kaybetmeyi başardılar. Yani Özellikle şu anki Bulls'a içeride 20 sayıdan maç vermek ayrı bir çaba ister ama e, Suns 86 sayıda kaldı, Clippers 87 sayıda kaldı onlara karşı. Magic bu sabah 90 sayıda kaldı, San Antonio e, 130'lara neredeyse dayanırken. Sixers, e, Jazz gibi takımlar da 96-97 yani onlar da 100'e gelemediler. E, San Antonio'nun zaten hani düşük tempoda oynamayı tercih ettiğini biliyorduk senin de söylediğin gibi. Biraz da savunma yapabildiklerinde gerçekten o tempoda San Antonio'ya karşı e, çok yüksek skorlara çıkmak hala kolay olmayabiliyor ama birçok takımın da bunu kırdığını görmüştük bu sezon. E, bu bakımdan bu seriyi yakalamış olmaları rakipler ne kadar elverişli gözükse ve 6 maçlık bir iç saha serisi oynamış olsalardı bu sabahki Orlando maçına kadar önemli. Orada ben bir isme dikkat çekmek istiyorum. Ben yani Demar Derozan falan bunlardan bahsetmeyeceğim. Rudy Gay bu sezonun en radar altı iyi oyuncularından biri. Yani sahada olduğunda takımına yaptığı artı etki bakımından ligin en değerli oyuncularından biri. Zaten geçen sene Spurs'a gelişiyle birlikte kariyerini kurtardığını görmüştük onun ama yani NBA'in en az efektif sayılan oyuncularından biriyken şu anda efektif şut yüzdesi %60'lara dayanmış durumda Rudy Yani orta mesafeden, pota dibinden o kadar iyi bitiriyor ki bu, bu takıma kattığı şeyler gerçekten çok değerli. Zaten Demar Derozan bu takımın taşıyıcı gücü, top dağıtıcısı. Lamar Kusolderic görev tanımı içerisinde iyi iş çıkarıyor ama Rudy Gay'in performansından çok etkilendim. Kesinlikle ve Aşil Tendon'un sakatlığından dönen bir oyuncunun... Ee eski performansını yakalamış olması, neredeyse eski atletizmini yakalamış olması da önemli. Ee, hep söylüyoruz Aşil tendonu, Aşil kopması belki de en ağır sakatlık basketbolda ama Rudy Gay de güzel bir örnek olarak karşımızda. Kesinlikle öyle. Ee, Paul George bu arada müthiş performanslar gösteriyor bu sezon. Yani geçen seneki George'un kesinlikle bir seviye üzerinde ilk senesiydi geçen sezon. Oklahoma City Thunder'da ve biliyorsun aslında ne sen ne ben e, ne başkaları onun Oklahoma City Towner'da kalmasını pek beklemiyordu. Çünkü takım olarak başarısız bir final yaptılar. Utah Jazz'e ilk turda elendiler. E, Paul George'un oyunu istenen düzeyde değil gibiydi. Yani orada ideal ortam e, onun için söz konusu değil gibiydi. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda Los Angeles Lakers'ın da kendisine ilgisi ve kendisinin Los Angeles'la olması, Los Angeles'lı la olması Lakers'a daha önce gitmek istediği bilindiğinden herhalde artık e, Tanrı'dan ayrılacak diye düşünülüyordu. Ama herkesi şaşırtan bir kararla e, orada mutlu olduğunu açıkladı. E, orada huzurlu bir ortam bulduğunu, bunu önemsediğini söyledi. Ve muhtemelen bunun da etkisi vardır. Gerçekten çok farklı seviyede, Indiana günlerindeki, Indiana'daki en iyi günlerinden diyelim. Bir Paul George izliyoruz şu anda. Ve orada en şaşırtıcı şey kontrat detaylarıydı. Yani Paul George aslında sadece bir tercih yaparak takım tercih yapmadı, bayağı da para bıraktı masada. Ve bunu yapmak kolay bir şey değildir. Ama demek ki bir şey gördü. Şimdi biz bazen tabii ki ben hala kendi penceremizden haklı baktığımızı düşünüyorum. Yani birçok NBA yazarı ve basketbol otoritesi de bu tip yorumlar yaptı. Amerika'da özellikle bu işin iç piyasasını bilen. Ben e, eldeki verilere bakınca Paul George'u eleştirmenin orada yanlış olmadığını düşünüyorum. Ama po sonuçta o karar Paul George'a aitti ve oyuncunun da bir şey gördüğü açık burada. Yani geçen sene o playoff'ta Russell Westbrook'un 50 şut atarak elendiği bir takımda Paul George hala bir ışık görüyorsa orada belki yazarlarında Russell Westbrook'ta yaptığı bir konuşma belki Bill Donovan'la yaptığı bir gizli görüşme Sam Preston'la onu anlattığı bir şey etkili olmuş olabilir. Hı hı. Bu sene baktığımızda Paul George'un bir lider olduğunu görüyoruz. Paul George çok alfa bir karakter değil aslında. Yani Indiana günlerinde bile biraz gençti tabii ki ama orada o takımın ana karakterleri David West gibi oyunculardı. O takımın ana karakterleri Lance Stevenson gibi oyunculardı Paul George genç bir yetenek olarak sivrilmişti ve daha bir savunmacı iken skorer yönünü de keşfeden bir oyuncu evet. olmuştu. Ama bu sene liderlik vasıflarını da çok geliştiğini görüyoruz. Ve sezon içerisinde bir tweet atmış doktorama yazarlarından Royce Young. Şey demişti, Paul George'un hangi maç olduğunu hatırlamam. Böyle oynadığı gecelerde Kawhi bir A ise, hani bir A ise Paul George da bir B oluyor NBA'de. Yani iki yönlü oyuncular klasmanına baktığımızda NBA'nin en iyi ikinci çift yönlü oyuncusu, üçüncü çift yönlü oyuncusu diyebiliriz demişti. Herkes dalga geçti. Yani Kavallanert kim, Paul George kim diye. Ama aslında Paul George o seviyede oynuyor. Yani da aynı seviye mi değil ama Kavallanert bir A'ysa hakikaten Paul George şu anda bir B. Kesinlikle. E, şuna katılıyor musun? Russell Westbrook'un geçirdiği diz, diz ameliyatı sonrasında bir türlü ritim bulamaması özellikle şut performansının çok e, beklenenin altında kalması Westbrook'un biraz e, nasıl diyelim o hani her şeye hükmeden Russell Westbrook oyuncu modeli var ya bugüne hmm. kadar aslında alıştığımız Westbrook modeli olan ee, onun ortadan kalkmasına ve biraz daha belki ister istemez diyebileceğimiz şekilde belki kendisi bunu hayal etmiyordu bunu e, istemiyordu ama performansı bu kadar etkiledince etrafına biraz bırakmak durumunda kaldı e, rolleri onların e, rolleri arttı alacakları aldıkları sorumluluk arttı ve sanki Paul George bundan da biraz e, fayda sağladı gibi. Katılıyorum. Çünkü Russell Westbrook %100'ündeyken gerçekten haddinden fazla dominant bir oyuncuya dönüşebiliyor. Bunun çok örneğini gördük. Gel yani şu an Paul George daha fazla şut kullanıyor. Paul George daha fazla süre alıyor. Son toplarda Brooklyn maçı gibi ekstrem maçları saymıyorum. Genelde Paul George üzerine dönüyorlar. Mesela geçen sene 6-7 ucum Utah serisinde öyle bir maç vardı. İki maç vardı hatta. 6-7 ucum geldiler. Russell Westbrook şu attı döndüler. Paul George hiçbir şey demedi. Çünkü o tip bir karakter değil. O top bana verdi. Ama bu sene o görev dağılımının daha iyi olduğunu görüyoruz. Schroeder'in gelişi de orada çok etkili oldu. Schroeder de en iyi 6. adamlar arasında yazılabilecek bir performans sergiliyor. Ama temelde Westbrook'un ritimsiz başlangıcı ve senin söylediğin o diz sakatlığı hem Paul George'un hem de Thunder'ın işine yaradı. Bence buradan doğru dersleri alacaklar. Bence buradan doğru dersleri aldılar ve bunun sadece hücum tarafında da almadılar. Russell Westbrook'u izleyenler kariyeri boyunca bu sene şeyi görmüştür. Çok daha odaklanmış savunma yapıyor. Hı hı. Yani Russell Westbrook'un zaten %20 odaklanması savunmada onu çok iyi bir savunmacı yapar. Çünkü iyi bir savunmacı olmak için her şeye sahip. Çok fizikli. NBA'deki her gardı ittirebilecek bir oyuncu. Hiçbir guard tarafından geri düşmez. Switch yaptıktan sonra 3-4 numaraların karşısında durabilir. Geri gelir 5 numarayı önden savunur. İyi zıplayabiliyor. Kolları uzun. Bütün bunları koyduğumuzda Russell zaten iyi bir savunmacı olabilir. Ve bu sene hala uyduğu rotasyonlar oluyor. Hala Clippers maçıydı galiba bu sene. Böyle not aldığım bir iki vardı. Hücum vardı. Hücumcusunu arıyordu böyle ya ben kimi tutuyorum falan filan diye. Ama genel olarak Thunder maçlarını izlerken savunmaya da dikkat edin. Zaten müthiş savunma yapıyorlar ama o savunmada Russell Westbrook da var. Russell Westbrook'a rağmen savunma yapmıyorlar. Russell Westbrook'la birlikte savunma yapıyorlar. Evet kesinlikle. Ee, bu arada Bill Donovan'ın da opsiyonu kullanıldı. Ee, sözleşmesi uzatıldı yani. Ee, Oklahoma City Thunder'da. Ee, yani şu ana kadar ki Bill Donovan'ın sezonlarını değerlendirirsek çok başarılı diyebileceğimiz bir sezonu yoktu belki. Ama bu sezon biraz daha ikna etmiş gözüküyor herkese. Hem kulüp yönetimini hem dışarıdan izleyenleri. Şöyle bir de şöyle bir şanssızlığı oldu bence. 3 bir öne geçmişti aslında. Yani Bill Donovan aslında NBA finallerine ilk sezonunda gidebilecek bir koçtu. Evet, evet. Kevin Durant'i kadrosunda tutabilecek bir koçtu. İşte bazen şans çok etkiliyor insanı. Yani o sezon Oklahoma City finale gitse ve şampiyon olsa Kevin Durant ile yeni bir sözleşme imzalasalar Bill Donovan'ı şu gün belki de NBA'nin en, en iyi koçlarından biri olarak görüyorduk. Zaten kolej kariyeri başarılı. Tabii ki orada kendi hataları da oldu ama şanssızlığı oydu. O seriyi kaybettiler. Geçen sene evet kötü bir koçluk yaptı. Bence süre ayarlamaları çok kötüydü geçen sene. Takımdaki rol dağılımını Carmelo da varken iyi ayarlayamadı. Ama bu sene doğru koçluğu yapıyor ve e, Sam de ona çok değer verdiğini röportajlarından biliyoruz. Yani Sam Preston çok beğeniyor Bill ve Bu sene Sam de bir danımına iyi malzeme verdi. Schroeder'le, Nernes Noel'le katkılar verdi. Hı hı. E, o yüzden doğru bir karar. Peki e, programımızın sonunda enteresan bir demeç var. Biraz da onun üzerinden konuşalım. Lonzo Ball'un e, geçtiğimiz hafta içerisinde verdiği bir demeç. Back to back'ler çok umurumda değil. Zira çok iyi para kazanıyorum demiş Lonzo Ball. Güzel konuşmuş. E, <laughs> bu tabii yani... Çok konuşulan bir şey NBA'de back to back'ler işte e, ne kadar azaltılabilir tamamen ortadan kaldırılması gerekirse bu uğurda 82 maçtan işte 72 maça 70 maça indirilmesi gerekiyor mu sezon uzunluğunun şeklinde? E, oyunculara sorduğunuzda da farklı yanıtlar alabiliyorsunuz ama Lonzo Ball bunu pek umursuyor gibi gözükmüyor. Tabii hayatı Lonzo Ball gibi yaşadığında yani sadece hayatı değil, basketbol sahasında da Lonzo Ball e, tipinde bir konsantrasyonla sahada olduğunda back to back'i umursamayabilirsin. Çünkü Lonzo Ball bir günden bir güne savunma performans, savunma konsantrasyonu, savunma Çabası, enerjisi en fazla dalgalanma gösteren oyunculardan biri. O, o yüzden o çok fazla acı çekmiyor olabilir. Ya öyle bir de NBA'de yeni olmanın da etkisi var burada. Yani. Bence güzel bir açıklama yapmış. Yani Jalen Rose falan da hep bunu söyler. İşte şey diyorlar bazen ona ya Paul George çok zorlanıyor neler düşünüyorsun atıyorum Paul George'u. Ya bir şey düşünmüyorum çünkü sen de 26 milyon dolar kazanıyorsun yani düşüneyim hani onun hakkında diyor. E tabii ki oyuncular çok iyi para kazanıyor ama Lonzo Bola bu soruyu 32-33 yaşında sormak lazım. Çünkü Dizim ağrıyor diyebilir o zaman. Yani çünkü mesela en embeğim bir oyuncusu Lebron James'in bile Wizards maçındaki halini gördün mü? Yani zıplayamıyordu Lebron. Jeff Green var karşısında. Şimdi Jeff Green kötü bir oyuncu değil. Ama Lebron Jeff Green'i geçemez mi? Yani Cleveland antrenmanında 400 kere üzerinden smaç vurmuştur muhtemelen geçen sene. Ya kolunu bile kaldıramıyordu. Bazen artık belli bir yaştan sonra en kendine iyi bakan oyuncu bile o tempoyu kaldıramıyor. Ve ben... senle de bu konuda çok konuşuruz. NBA'nin maç sayısı azaltılsa NBA'nin değerinin daha da artacağını düşünenlerden ee, biriyim. Aynı fikirdeyim. Zaten yani bunu aslında herkes söylüyor. Ama diğer tarafta da çok... Aşikar engeller var. Evet. Nedir onlar? İşte pazar. E, pazar. Yani ne kadar çok basit bir mantıkla ne kadar fazla maç o kadar fazla reklam o kadar fazla gelir o kadar fazla bilet anlamına geliyor. E, bütün bunlarda işin ekonomik boyutunda e, daha fazla maçı ideal kılıyor NBA açısından ideal kılıyor ama e, basketbol tarafından baktığında ben kimsenin 70 maça inse... ...iyi olmaz diyeceğini düşünmüyorum. Bunu oyuncular da için için istiyorlar zaten. E tabii ki iki gün, üç gün dinlenen bir oyuncuyu izlediğinizde gördüğünüz performansı ...bir gün dinlenen bir oyuncuyu gördüğünüzde izlediğiniz performans çok farklı. NBA'de, ESPN'in sitesinde falan da vardır, NBA.com'da da var. Şey istatistiklerini ben çok severim. Bir gün dinlenmeyle gösterdiği performans, iki gün dinlenmeyle gösterdiği performans... Onlar çok şey söylüyor. Hı hı. Hatta bu konuda bir çalışma da var. Baxter Holmes yapıyor bunu. Bayışçılar bu konuya çok kafayı takıyorlar Amerika'da çünkü. E, schedule e, Alert dediği bir şey var. Yani takvim alarmı dediği bir şey var. Hı hı. Bugün mesela Lakers Washington oynuyor diyelim. Lakers dinlenmedi mi? Lakers'ın istatistiklerine bakıyor. Dinlenmediğinde ve şu kadar mil yaptığında nasıl performans gösterdiğini diyor ki bu maçı Washington kazanır. Bir basketbol sebebi olmak zorunda değil. Fiziksel bir şey var temelde. Fixture galibiyetleri. Fixture galibiyetleri. Bunlar NBA'de gerçekten çok önemli. Onu azaltmanın bir yolu var ama senin söylediğin engellerden dolayı da azaltılmıyor. Evet, e, yani yakın gelecekte çok maalesef mümkün gözükmüyor ama NBA'in bir taraftan buna kafa yorduğunu da biliyoruz. Evet. En azından gündeme getirdiğini biliyoruz. Belki 10 yıl içerisinde bilemiyorum. E, bir formül bulacaklar gibime geliyor. E, nasıl olacağını bilemem. Ama en azından masaya bunu getirdiklerini biliyoruz. Tamamen olmaz öyle şey diye kestirip atmadıklarını biliyoruz. Orada bir sıkıntı var bence oyuncu istatistikleri. Oyuncuları edilendiren tek taraf bu bence. Atıyorum şu anda x bir oyuncu 25 bin sayı barajında diyelim. 82 maç oynamış yıllarca bir oyuncuya karşı önümüzdeki 5 sezonda 72 maç oynadı. Kendi kişisel kariyerine bir eksisi olacak. Ortalamaya bu. vursunlar onu. İşte ortalamaya bakmak gerekiyor. ortada. Doğru. Peki ağzına sağlık inan. NBA Aktüel'de gündemi konuştuk. Formda takımları, takasları konuştuk. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. evinde oynadığı 9 maçta kaybet